Biz buradayız ve genellikle maske takıyoruz. Artık siz de takmalısınız. Bu maske belki yüzünüzü, ağzınızı, burnunuzu gizler. Ama ne kadar duyarlı, insanlara karşı nasıl vicdanlı biri olduğunuzu açığa çıkarır. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz. Birlikte. Herkese iyi akşamlar. TV366'dan, il içinden ve il dışından bizi seyreden herkese iyi akşamlar, iyi seyirler. Bugünkü konumuz Candaroğlu İsmail Bey ve Candaroğlu Beyliği, Kastamonu'daki beylik dönemi, biz beylik diyoruz ama devlet durumu, devletleşme hadisesi ve Fatih Sultan Mehmet Han ile olan ilişkisi ve ondan sonra Filibe'deki hayatını konuşmaya çalışacağız. Bugünkü konuğumuz herkesin bildiği, Kastamonu camiasının yakından bildiği, Kastamonu halkının yakından bildiği Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Sayın Cevdet Profesör Doktor Sayın Cevdet Yakuboğlu. Sayın Hocam, format gereği bizim kendinizi tanıtır mısınız? Kastamonu sizi bilir ama buyurun. Evet, teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Aynı zamanda TV366 ekibine de teşekkürlerimi, sözlerimin başında aktarayım. Böyle bir programı tertip ettikleri için ve sizler vasıtasıyla da biz ve işte benden önceki bütün hocalarımızı izleyiciyle, Kastamonu insanıyla ve diğer ülkemizin çok kıymetli bölgeleriyle buluşturmuş oluyorlar. Hocam, şimdi TV366 artık üniversitemizin... Aynı zamanda üniversitenin de tabii ki bir sesi olmuş olacak inşallah. Çok güzel. Ve yine kendimi tanıtmadan önce, bundan birkaç gün önce güzel İzmir'imizde elim bir hadise, bir afet yaşandı. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti ve yaralılarımız var. Ben kendilerine rahmet diliyorum. Sağ kurtarılan vatandaşlarımıza da acil şifalar, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Yine Karabağ'da Azerbaycan'ın haklı bir davası neticesinde ortaya çıkan bir savaş var, bir muharebe var, devam ediyor. İnşallah başarıyla sonuçlanarak işgal altındaki Karabağ toprakları kurtarılacaktır. Ve orada da şehit düşen bütün Mehmetçiklerimize, gazi olan yaralılarımıza da Allah şifalarını versin. Rahmet diliyor ve kahraman ordumuza başarılar diliyorum. Şimdi kendime gelebilirim artık. Buyurun Sayın Hocam. 1972 Kastamonu doğumluyum. İlk orta lise tahsilini Kastamonu'da tamamladım. 1992-1996 arasında Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. 96-99 arasında yine aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İsfendiyar Bey ve Zamanı başlıklı yüksek lisans tezini tamamladım. Arkasından 2006 yılına kadar da doktora tezini yine aynı enstitüde tamamladım. Kuzeybatı Anadolu'nun sosyoekonomik tarihi başlığıyla. 1999'da Kastamonu Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak başlamıştım. Yılları kovaladı Mustafa Bey. Bugünlere Fen Edebiyat Fakültesi'nde gelmiş olduk. Profesörlük unvanına kadar çalışmalarımı hep Kastamonu'da yapmış oldum. Yardımcı doçentlik, doçentlik çalışmaları ve neticede idari görevlerimiz oldu. Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğü, dekan yardımcılığı, sosyal ortamda ise Kastamonu'nun sosyal kültürel faaliyetlerine katkı noktasında önemli gördüğüm Türkiye Kamu Çalışanları Kastamonu Şube Başkanlığı'nı bir dönem acizane yürüttük. Kastamonu tarihine, kültürüne de katkılarımız oldu inşallah. Bundan sonraki hayatımızda da nasip olursa benzer çalışmaları devam ettirmeye çalışacağız. Evet. Sayın Hocam, şimdi Kastamonu'daki beylikler döneminde, beylikler dönemi diyebiliyoruz ama biz Candaroğlu devleti olarak biliyoruz. Bu konuda İsmail Bey, yani şöyle bir sıralarsak, İsmail Bey en son beyi ama en güçlü bey olarak görülüyor. Yani siyasi manada değil. Devlet adamlığı manasında İsmail Bey tabii ki kendisinden önceki hadiselerin de biraz kurbanı olacak. Evet. Ama ilim ve kültürel hamleler noktasında Kastamonu'ya büyük yatırımları, hizmetleri babında çok büyük bir şahsiyet. Hatta
dünya çapında önemli bir ilim adamımız. Çünkü bir hükümdar olup da eser kaleme alan kişi sayısı çok azdır dünya çapında. Vardır elbette, örneklerimiz var. Mesela İslam dünyasında Türkiye'de Kadı Burhanettin Ahmet vardır, Sivas hükümdarı. Evet. Fıkıhla, İslam fıkhıyla ilgili bir kitabı var, birkaç evet. kitabı var. Babür, ünlü Türk hükümdarı Hindistan'da, kendi hatıratını yazmış Vekai evet. adıyla. Buna benzer örneklerimiz var. Ama İsmail Bey gibi Kastamonu standartlarında eser ortaya koyabilen ve ilim adamlarını, İslam dünyasının her yerinden gelen ilim adamlarını himaye eden mümtaz bir şahsiyetimiz. İsterseniz biraz başa dönelim. Buyurun Mustafa Hocam. İsmail Bey kimdir? Hani ataları kimdir? Evet. Candaroğulları nasıl ortaya çıkmıştır? Oradan müsaadenizle başlayalım. Buyurun. İsmail Bey'in babası İbrahim Bey, Candaroğlu hükümdarlarından. 1440-43 arasında 3 yıl iktidarda kalabilmiş. Erken vefat etmiş, öyle anlaşılıyor. Daha doğrusu şehzadeliği uzun sürmüş. İlginç bir şahsiyet var, İsmail Bey'in dedesi İsfendiyar Bey. 55 yıl hükümdarlığı var, belki bir rekora yakın yani. Kanuni Sultan Süleyman'dan bile daha fazla, 55 yıl bilfiil hükümdarlığı var. Dolayısıyla İsmail Bey'in babası olan İbrahim Bey de şehzadeliğini hep babası İsfendiyar Bey'in yanında geçirmek zorunda kalmış. O yüzden yaşlılık yıllarında iktidara geliyor ve 3 yıl içerisinde de bir faaliyeti var, hayatını kaybetmiş. O yüzden İsmail Bey'in babasından ziyade onun üzerindeki emeği yüksek olan İsfendiyar Bey'dir. Dedesidir. Evet. Dedesi 1385'te Sinop'ta hükümdarlığını ilan etmişti. Kastamonu'yu çünkü Osmanlılara kaptırmışlardı. Evet. 1402 yılında Ankara Savaşı'nda Timur'u destekledi İsfendiyar Bey. Çok ilginç. Karabağ'a kadar gitmiş. Biraz önce bahis konusu evet. ettiğimiz Karabağ, Timur'un kışı geçirdiği bir yerdi. Orada Timur'la görüştü ve eski Candaroğulları topraklarının tamamının yönetimini Timur'dan almayı başardı. Çünkü Ankara Savaşı'nı Timur kazandı. Evet. Yani tabiri caizse, tırnak içi söylüyorum, hani yanlış anlaşılmasın, sağlam bir ata oynamış İsfendiyar evet. Bey. Timur'un kazanacağını tahmin ediyordu. Tabii bunun da bir 55 yıllık iktidar şeyi vardır. Siyasi yani. Hamleler evet. konusunda, denge siyaseti noktasında tam bir deha olduğunu anlıyoruz. İsfendiyar Bey bütün beylik topraklarını birleştirdikten sonra Osmanlı'yla müthiş bir rekabete başladı. Fetret döneminde İsa Çelebi'yi destekledi, arkasından olmadı Musa Çelebi'yi destekledi, sonra Süleyman Çelebi ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştı. Bunlar hep kardeş, Yıldırım Bayezid'in oğulları malumunuz. En son Çelebi Mehmet iktidara gelince onunla iyi ilişkiler kurdu. Ancak tabii Osmanlı Devleti de boş durmuyor. Tabii. İsfendiyar Bey'in oğlu Kasım Bey'i kendi yanına çekmeyi başardı. Kasım Bey'e yardımcı kuvvetler verdi. Kastamonu'yu ele geçirdiler. Candaroğulları açısından düşünürsek işgal edildi tabii. Kastamonu. Tabii. Sinop'a çekildi İsfendiyar Bey. Ama masa başında durumu kurtardı. Hediyelerle işte Osmanlı vezirlerine falan ulaştı. Padişah'ı ikna ettiler. Sinop'u ve Kastamonu'yu kurtarmayı başardı. İşte bu yıllarda bir şahsiyet dünyaya gelecek. İsfendiyar Bey'in torunlarından birisi İsmail. Dünyaya gelecek. İsmail Bey. 1419 diye geçiyor Şeyh Bedrettin menakıbnamesinde ama 1417 diye ben hesaplamaya çalıştım. Çünkü menakıbname tarihi bir kitap değil. Zaten adı üzerinde menkıbelerden oluşuyor. Hikayelerden. Nereden yola çıkıyorlar? Osmanlılara isyan eden Şeyh Bedrettin 1416'da İznik'ten kaçıyor. Çelebi Mehmed'in elinden kurtulmayı başarıyor. Kastamonu'ya sığınıyor İsfendiyar Bey'in yanına. Çünkü Osmanlıların en güçlü rakibi karşısında bir Karamanoğulları var. Bir de İsfendiyar Bey'in en yakın Candaroğulları var. Dediğiniz gibi yani beylikten öteye geçmiş artık İsfendiyar Bey zamanında bir devlet statüsünde. Evet. Başa baş, dişe diş Osmanlı Devleti'yle mücadele edebiliyor. O yüzden o günlerde Şeyh Bedrettin dönemin meşhur alimlerindendir. Şeyh Bedrettin'in de fıkıh üzerine, kayıt üzerine şeyleri vardır, çalışmaları vardır. Ve Süleyman Çelebi'nin falan da Şeyhülislamlığını yapmış, Musa Çelebi'nin. Yani kaz askerliğini yapmış aynı zamanda. Dolayısıyla müthiş bir adam. Fakat siyasete atılmayı tercih etti. Bunu da hayatıyla ödeyecek. Önce Kastamonu'ya geldi. Sohbet esnasında İsfendiyar Bey'le bir çocuğun dünyaya geldiğini naklettiler. Şeyh Bedrettin de önemli bir alim olduğu için İsfendiyar Bey ona sorma gereği duymuş. Hani çocuğun ismini ne koyalım diye. O da İsmail koyun demiş. Yani rivayet böyle. Doğru mudur, yanlış mıdır, başka bir kaynak yok maalesef. Sadece
ve kaynağı şeyde geçiyor menakıbname'de. İşte İsmail Bey'in doğum tarihi 1417 civarı. 19 da kabul edilmiş. Olabilir, çok sorun değil. Evet. Bu çerçevede 1443 tarihinde iktidara geldiğinde İsmail Bey 24-25 yaşlarında. Yani orta yaş, o dönemin şartlarına göre orta yaşlarda İsmail Bey babasından sonra iktidara geldi. Yani özet olarak söyleyecek olursam İsmail Bey'in ataları da çok önemli şahsiyetler. Evet. Babasından ziyade İsfendiyar Bey, onun babası Celaleddin Kötürüm Bayezid Bey, onun babası çok iyi bilirsiniz Adil Bey, evet. Türbesi de meşhur önemli bir ziyaretgahtır. Ve onun babası Emir Yakup Bey. Onun babası Şemseddin Yaman Candar. Böylece Selçuklulara ulaşıyor. Selçuklu Sarayı'ndaki candarlık vasfına sahip olan önemli devrin subaylarından birisi. Hocam burada bir parantez açalım. Bu candar kelimesinde, candar sol kanat komutanı değil mi? Candar aslında Selçuklu Sarayı'nı bekleyen muhafız kuvvetleri komutanlığının başı. Emiri Candar yani dediğimizde... Yani şu anda özel kuvvetler komutanı. Özel kuvvetler komutanı diyebiliriz. Çünkü evet. Sarayı bekliyor, evet. Hükümdarı bekliyor. Savaş esnasında da hükümdarın muharebedeki bütün güvenliğini sağlıyor. Yani savaşa evet. da katılıyor. Tabii başka birlikler de var. Bir sürü tabii. malumunuz hani Cumhurbaşkanlığı'nın çevresinde evet. bir sürü değişik tabii. birlikler vardır. O yıllarda da benzer. Aynen. O yüzden bu Şemseddin Yaman Candar Kastamonu'da Çobanoğulları Beyliği ile yapılan bir savaşta yararlılık göstermiş. Yani işi biraz daha önceye götürürsek Çobanoğulları Beyliği'nin yıldızının söndüğü günlerde Selçuklu Sultanı bizzat ordusunun başında Kastamonu'ya geliyor. Ilgaz Dağları üzerinde bir savaş yapıyorlar. Derbent Savaşı diye geçiyor. Büyük ihtimalle bu Adil Bey'in türbesinin olduğu o yerler. O tarafın biraz da arkalarında dağlık bölgede. Evet. Savaşı Kastamonu Türkmenleri kazanıyor. Çünkü başlarında bir Selçuklu Şehzadesi var. Evet. Çobanoğlu hükümdarı Yavlak Arslan öldürülmüş. Şehzade başa geçmiş. Evet. Konya'daki tahtı ele geçirebilmek için Türkmenlerin desteğini almış. Çünkü burası kalabalık. Evet. Askeri bir bölgedir Kastamonu o yıllarda. Bizans'a karşı kaza merkezi, faaliyetlerinin merkezidir. İşte Şemseddin Yaman Candar Selçuklu Sultanı'nı esaretten kurtarmış. Kastamonu Türkmenlerinin eline esir düşüyor sultan. Düşünsenize yani kendi vatandaşları esir almış. Davul, zurna, nakkare çalarak Kastamonu'ya dönüyorlar. Bir Moğol ordusu, Selçuklu ordusu içindeki Moğol ordusu baskın düzenliyor. Bu orduda Şemseddin Yaman Candar da var. Evet. Sultan buna ödül olarak diyor ki seni Kastamonu'ya gönderiyorum. Artık Çobanoğulları'nın topraklarını sana mülk olarak verdim, evet. tımar olarak verdim. O da Eflani'yi önce alarak işe başlamış. Şu an Karabük il sınırları içerisinde kalıyor biliyorsunuz. Arkasından da oğlu Süleyman Paşa Kastamonu'yu ele geçiriyor. İşte Candaroğulları Beyliği böyle ortaya çıkmış. Yani Selçukluların bir kumandanı, bir subayı tarafından kuruluyor. O zaman Kastamonu'daki saray geleneği, devlet terbiyesi, derin köklü bir kültür, özellikle askeri erkanın burada son derece güçlü olmasının iki temel nedeni var. Biri Çobanoğulları Selçuklu Sarayı'ndan görevlendirilmiştir Hüsamettin Çoban Bey. Evet. İkincisi de Şemseddin Yaman Candar da Konya'dan Selçuklu Sarayı'ndan gelen birisi. Dolayısıyla Mustafa Hocam yani Kastamonu'da bu birikim 900 yıllık birikim kolay oluşmamış aslında günümüzde bizim nimetlerini yediğimiz, camilerinde ibadet ettiğimiz, hamamlarında yıkandığımız, çeşmelerinden suyunu içtiğimiz, yani medreselerinde zamanında dedelerimizin tahsil gördüğü ve o medrese geleneğinin üzerine inşa edilen üniversitede şu anda biz eğitim görüyorsak, ders verebiliyorsak bunun altyapısını Çobanoğulları Beyliği, Candaroğulları hükümdarları ve Osmanlı sancak valilerinin, Osmanlı valilerinin omuzlarında yükselmiştir. Devlet birikimlerinin sayesindedir bu. Yani sadece vatandaşın çalışmasıyla olmaz. Devletin yatırım yapması gerekir. Bir vilayetin tabii. kalkınabilmesi evet. için devletin o yöreye ilgili bir politikası, bir projesinin olması lazım. Selçukluların Kastamonu ile ilgili projesinin temelinde bu vardı. Bizans sınırlarını korumak. Sinop'a ulaşmak, işte Kırım Karadeniz ticaret hattının güvenliğini sağlamak. Evet. Müsaadenizle. Tamam. Sayın hocam şimdi bu şeyi çizdikten sonra İsmail Bey'in Osmanlıların biliyorsun Osmanlı Beyliği'nin o dönemde Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin buradan yardım istemesi yani İstanbul'un fethinde ve yardım aldıktan sonra 2-3 yıl sonra Candaroğlu'yla savaşmadan buranın Osmanlı'ya ilhak olması çok ilginç. Yani orada da ince bir siyaset olmuş herhalde.
Şimdi olayın bir arka planı var. Kastamonu halkıyla eşimiz dostumuzla falan konuşmalarda böyle sohbetlerde hep bunun altı çizilir. Bu hem doğru hem biraz eksik bir bilgi. Evet. Eğer başka bilgileri vermezsek, tarihi gerçek bilgileri vermezsek bu bilgi tek başına sırıtır ve zayıflar. Bunun arka planında şu vardır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeden önce babası 2. Murat zamanında malumunuz iki defa tahta çıkıyor. Evet. İndiriliyor. Bir daha bazı sorunlar yaşanıyor. Yani konu uzun. O günlerde Anadolu beyleri şikayetçi oluyorlar Sultan Mehmet'ten. Henüz Fatih değil. Evet. 1444'lerde daha İstanbul'un alınmasına evet. 9 yıl var. Evet. Çünkü çok nasıl söyleyeyim taarruzkar ve yırtıcı bir politika izliyor. Daha 13-14 yaşlarında bir şehzade. Dönemin tarihçileri kaynakları şöyle ifade ediyorlar. Candaroğlu İsmail Bey'e, Karamanoğlu hükümdarlarına, diğer Anadolu beylerine çocuğu muamelesi yapıyordu. Kendine bağlı hizmetçi muamelesi yapıyordu. Dolayısıyla buna beyler içerlediler. Çünkü neticede köklü bir beylik. Tabii. Candaroğulları ve babası 2. Murat'a şikayet ettiler İshak Bey üzerinden. Dediler ki yani oğlun tahta çıkarttın ama bize çok kötü davranıyor. Aramızda bir dostluk vardı, kız alışverişi var. Yani İsfendiyar Bey'in torunu biliyorsunuz 2. Evet. Murat'la evlenmiş. 2. Murat iki tane kızını İsfendiyar Bey'in oğlu İbrahim Bey Çankır valisi Kasım Bey'le evlendirmiş. Evet. Kasım Bey'in oğlu Kaya Bey 2. Murat'ın kızıyla evli. İsmail Bey bir rivayete göre Fatih'in ablasıyla evli. İsfendiyar Bey'in annesi Rumeli Fatih Gazi Süleyman Paşa'nın kızı evet. Efendizade Hatun. Düşünsenize 7-8 tane karşılıklı kız akrabalık kurulmuş. Ha? Ve genç Fatih, genç sultan diyelim böyle davranıyor. Çocukluğunun belki verdiği bir şey. İkinci Murat azarlıyor sultanı. Uyarıyor. Böyle davranma diyor. Bizim aile hukukumuz, dostluk hukukumuz vardır diyor beyliklerle falan. Bazen savaşsalar da. Biraz durum düzeliyor. Ama tahta geçtikten sonra İstanbul'un fethi esnasında bu dostluk, bu karşılıklı ilişkiler meyvesini veriyor. Çünkü Candaroğullarından da yardımcı kuvvet isteniyor. Ama şunu da parantez içinde söyleyelim. 1423 yılında İsfendiyar Bey ile 2. Murat'ın bir anlaşması var. Safranbolu Gerede arasında bir savaş vuku buluyor. İsfendiyar Bey cihangir bir hükümdar. Evet. Osmanlı'ya karşı sık sık kafa tutmuş ve başına bir gürz darbesi almış bu son savaşta. Kendini Sinop'a zor atmış. Yani canını zor kurtarmış. Bir kız alışverişi işte başlıyor tekrar. İsfendiyar Bey'in torunu Halime Hatun o anlaşma gereği Bursa'ya gönderiliyor ama anlaşma maddelerinden birisi gerekirse yardımcı kuvvet gönderecek Candaroğulları Osmanlılara. Her istenildiğinde yardımcı kuvvet göndermek zorunda. Çünkü yenilmiş. Evet. O dönemin adetidir bu. Bütün anlaşmalarda vardır. Savaş tazminatı vardır. Bir. Yıllık vergi. İki. Küre bakır madenlerini yıllık vergi olarak istiyor bir miktarını ikinci Murat. Bu da Candaroğulları'na çok büyük bir darbe tabii. Olmuş mali açıdan. Bir de yardımcı kuvvet göndermek. İşte İstanbul'un fetih hazırlıklarında Candaroğlu İsmail Bey, oğlu Hasan Bey vasıtasıyla yardımcı kuvvet gönderme nedeni bu önceki anlaşmalara dayanıyor. Yani sadece aradaki dostluk, akrabalık değil, gerçekçi olmak lazım. Devlet işlerinde duyguya yer yoktur. Devlet işleri menfaatler üzerine kurulmuştur. Uluslararası boyutta söylüyorum bunu. O yüzden İsmail Bey yardımcı kuvvet göndermek zorundaydı. Bir de şöyle bir hata yapılıyor. Bu önceki bazı tarihçilerimiz tarafından tekrar edildiği için düzeltme şansı da pek olmuyor maalesef. Bizans İmparatoruna elçi olarak gönderilmesi falan geçer kaynaklarda evet. İsmail Bey'in. Böyle bir şey yok. Çankırı'daki Kasım Bey İsmail Bey'in amcasıdır. Yani evet. İsfendiyar Bey'in oğlu olarak isyan etmiş. Çelebi Mehmet sayesinde Çankırı valiliğini kapmış. Candaroğulları ikiye bölünmüş. Çankırı kolu. Kastamonu ve Sinop kolu. Zaten bir kere orada bölmüş Osmanlı. Osmanlı bölmüş. İyi bir strateji izlemiş burada. Oğlunu destekleyerek babasına karşı bölmüş. İsfendiyar Bey de o kadar içerliyor ki ben bu toprakları diyor Kasım'a vermiyorum, oğluma vermiyorum diyor anlaşmada. 1416'da. Size veriyorum diyor Çelebi Sultan Mehmet'e. Bu toprakları size veriyorum artık diyor. Tabii Çelebi Mehmet sözünü dinlememiş İsfendiyar Bey'in. O toprakları almış yine vali olarak Kasım Bey'i vermiş Çankırı'ya. Böylece güneyden Candaroğulları kuşatılmış. Evet. İsmail Bey tahta çıktığı günlerde de Karamanoğlu beylerinden bile yardım alma ihtimali evet, sıfırlamış. Daha da ilginç İsmail Bey'in kardeşi Kızılahmet Bey de aynı şeyi politikayı uyguluyor. İsmail Bey'i devirebilmek için Osmanlı'dan yardım istiyor. Evet. 2. Murat zamanında.
Osmanlılar da Bolu Sancak valiliğini veriyorlar Kızılahmet Bey'e. Batı'dan da Candaroğulları kuşatıldı. Samsun'u da Candaroğulları'nın elinden alıyorlar Bafra'ya kadar. Böylece Kastamonu ve Sinop'ta İsmail Bey tahta çıktığında son derece dar coğrafi imkanlarla artık hükümdar oluyor. Ama bu İsmail Bey'in faaliyetlerine engel bir şey değil. İsmail Bey'in büyüklüğüne engel bir şey değil. Şu şeyi tamamlayalım yanlışlığı. Kasım Bey İstanbul kuşatmasında bizzat imparatora elçi olarak gönderilmiş. Çünkü zaten Osmanlı'nın bir valisi. İsmail Bey bağımsız bir devletin hükümdarı her ne kadar vergi verse de. Evet. O yüzden kendisi gitmemiş. Oğlu Hasan Bey'i göndermek zorunda kalmış İstanbul'un kuşatmasına. Kasım Bey ise bizzat kendisi ve oğlu Kaya Bey ile birlikte İstanbul kuşatmasında yer aldı. Bunları birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Teknik konular biraz. Ama bizi, halkımızı ilgilendiren konu ne burada? Candaroğulları kuvvetleri İstanbul'un fethinde rol oynaması aldılar. Kastamonu küre madenlerinden bakır vergi olarak zaten gönderiliyordu. Top yapımında, işte kalyonların inşasındaki keresteler, evet. Efendim bir takım kendir belki de gemi falan da gitmiş. Bunları biz göndermek zorundaydık Kastamonu halkı olarak o dönemde. Çünkü Osmanlı'ya vergi veriyorsun. Pek yapacak bir şey yok. Ama İsmail Bey'in ayrıca bir jest olsun diye fazladan yardım göndermesi mümkün müdür? Akraba bir beylik ve neticede Sultan Fatih kaza yapıyor. Çibanbaşı olan bir devleti artık temelinden sökme noktasına gelinmiş. Burada İsmail Bey'in katkısının da olduğunu, Çankırı'daki Kasım Bey'in katkısının da olduğunu unutma. Kabul etmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi hocam, bu İstanbul'un fethini konuşmayacağız biz. Şimdi İsmail Bey'i konuşurken buradan tabii Osmanlı burayı ilhak ediyor, alıyor ve İsmail Bey'i buradan Balkanlara gönderiyor. Burada evet. Balkanlarda yapılanması nedir? Buradan insanları getirilmiş midir? Usta falan tabii ki getirmiştir. Yani orada cami yapmaya, değirmen yapmaya işte ekibiyle gitmesi gerekiyor. En az 300-500 kişi getirmiş belki zannederim fazla. Belki de. Şimdi 3-5 bin aile. İstanbul'u alan Fatih artık Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlama politikasına hız veriyor. Zaten vardı. Zaten Osmanlılar zamanında vardı bu. Daha doğrusu babası zamanında. Tabii. Fatih 1460 yılında Amasra'yı Cenevizlilerin elinden aldı. Yani düşünsenize hocam 1460 yılına gelmişiz. İstanbul alınmış. Hala Amasra ve Trabzon gayrimüslim Hristiyan devletlerin elinde ve Çibanbaşı. Evet. Ticari potansiyeli de çok yüksek buraların, ticaret yapıyorlar. Amasra'yı alırken de İsmail Bey'de büyük bir endişe ortaya çıkıyor. Dedik ya bunlar iki ayrı devlet. Evet. Akrabalık ayrı, dostluk ayrı, kız alışveriş ayrı ama devletin sınırları, güvenliği her şey ayrıdır. Bunları birbirine karıştırmamamız gerekiyor. İsmail Bey Sinop'a çekilmiş. Ne olur ne olmaz diye. Sinop çünkü daha korunaklı büyük surlarla çevrili önemli bir şehir. Donanma da var. Ama bakıyor ki Amasra'ya gitti Fatih. Rahat bir nefes aldı. Fakat aradan 7-8 ay geçer geçmez 1461 yılının bahar ayında Sultan Fatih İstanbul'dan Bursa'ya geçti. Bursa'dan mektup gönderdi İsmail Bey'e. Ankara'ya doğru ilerliyordu. Dedi ki donanmam Karadeniz'de, ben Trabzon'u fethe gidiyorum. Trabzon Rum İmparatorluğu ya da Trabzon Tekfur'unu fethe gidiyorum. Donanmamın ihtiyaçlarını karşıla. 4 tane şey istedi İsmail Bey'den Fatih. 1. Donanmamı Sinop Limanı'nda ağırla. 2. Bütün ihtiyaçlarını karşıla. Yetmiyorsa küre madenlerinden bana gönderdiğim vergiden kesersin. Oraya harca. 3. Azaplarım yani denizci Leventlerin bir taşkınlık yaparsa hemen cezasını ver. Sana güveniyorum, sen benim dostumsun. 4. Oğlun Hasan Bey'i ben Ankara'dan geçerken bana yardımcı kuvvetlerine beraber gönder. Ben Trabzon'da bu kuvvetlerden yani yine vergi karşılığı. Evet. Mecbur İsmail Bey bunları yapmak zorunda kaldı. Donanmasını ağırladı. Hasan Bey'i Ankara'ya gönderdi. İşte hatayı orada yaptı İsmail Bey. Tuzaktı bu. Siyasi bir tuzak. Fatih daha karargaha gelir gelmez Hasan Bey'i tutuklattı. Göz hapsini yani böyle yaka paça değil ama. Anladı. Göz hapsini aldırdı ve Kapıcılar Çadırı'nda misafir ettiler. Askerlerinin başına İsmail Bey'in kardeşi zaten Osmanlı hizmetine girmiş olan Kızılahmet Bey'e verdiler yönetimini. Ve İsmail Bey'e elçi gönderdi. Mahmut Bey, Vezir-i Azam Mahmut Paşa vasıtasıyla falan haber gönderdiler. Dediler ki şeyi teslim et Kastamonu'yu.
ve Sinop'u teslim et. Artık bu iş bitti. Oğlun elimizde. Askerlerin, yardımcı kuvvetlerinin başına kardeşin Kızılahmet Bey'i verdik. Teslim ol. İsmail Bey yine Sinop'a çekildi mecburen. Mahmut Paşa Kastamonu'ya geldi, karargahını kurdu. Yani Osmanlı sadrazamı artık Kastamonu'yu ele geçirdiler. Kızılahmet Bey'e yönetimi verdiler, Kastamonu'nun yönetimini diğer kardeşe. İsmail Bey'in Sinop'u teslim etmesinin birkaç nedeni ortaya çıkıyor. Yani savaşsız diyoruz ya biz, kansız, kendi rızasıyla. Aslında tam olarak öyle değil gördüğünüz gibi. Çünkü diplomatik hamlelerle İsmail Bey'i teslime zorladılar. Zorladı. Oğlunu rehin aldı, donanmayı gönderdi. Sadece Trabzon'a gidiyorum tabiri caizse numarasıyla donanmayı Sinop Limanı'na soktu. Kastamonu'yu Kızılahmet Bey ele geçirmiş oldu. Kardeşi çok tehlikeli. En tehlikeli kısmı bu. Çünkü Kızılahmet Bey taraftarları var Kastamonu'da. Yani İsmail Bey istemeyen illaki bir kesim vardır. Biliyorsunuz muhalefet her dönemde olmuştur. İsmail Bey'e Mahmut Paşa haber gönderdi. Mektup gönderdi elçiyle beraber. Dedi ki, bire beyim, o dönemin ifadesiyle hani söylemeye çalışıyorum. Bire beyim, niye kaçıyorsun? Daha nereye kadar kaçacaksın? Yani Sinop Kalesi'nin iç kalesine kadar sığındın. Nereye kaçacaksın? Kızılahmet Bey Kastamonu'yu aldı. Donanma geldi. Sultan Fatih arkadan geliyor. Şarkı. Gelmek üzere. Büyük bir yer götürmez orduyla geliyor dedi. İsmail Bey dedi ki, ya intikam alırsa benden. Çünkü Roma'ya da bir elçi gönderilmiş. Karamanoğulları ve Akkoyunlarla birlikte. Papalıktan yardım istemiş. İsmail Bey'in de elçisi var için içerisinde. Yani bunun duyulmaması mümkün değil. Evet. Amasra'yı aldıktan sonra Fatih işi hızlandırıyor. Ve vezirine öyle söylemiş. Bu Trabzon ve Kastamonu benim uykularımı kaçırıyor diyor Fatih. Bir şeyler duymuş olması lazım. Tabii. O yüzden İsmail Bey can mal emniyetini almak kaydıyla teslim olurum dedi. Ve savaşsız bir şekilde gerçekten kan dökülmeden teslim alındı. Ama Fatih işini gerçekten garanti yapan birisi olduğu anlaşılıyor. İsmail Bey'in hiç yapacak bir şeyi kalmamış. Ama çok ilginç, duygusal bir an size tarif edeyim. Sultan Fatih, artık karargah nerede kuruldu bilmiyoruz. İsmail Bey'i huzura getirdiler. Öyle zincirli falan değil. Normal bir hükümet başkanı ve savaşsız teslim ettiği için onun da prestijiyle kapıda karşıladı. İsmail Bey eline uzanmak istedi Sultan Fatih'in. Çünkü büyük bir cihangir İstanbul Fatih'i. Ve Kastamonu'yu da ele geçirmiş, artık yapacak bir şey kalmamış. Fatih 29 yaşında o günlerde. İsmail Bey de 43 yaşlarında. Elini öpmesi normal adet değil ama büyük hükümdar olduğu için ve vergi verdiği için yapmak zorunda bunu. Ama öptürmedi. Etek öpme deniliyor. Aslında doğrudan elini zaten kimse öpemez. Hani etek öpmek. Öptürmedi ve kucakladı İsmail Bey'i. Sarıldılar, öptü. Ve sen benim ulu biraderimsin dedi. Yani el öpmen reva mıdır dedi. Ulu birader. Yani ulu kelimesini biz Türkiye'de günümüzde farklı kullanıyoruz. Yani ulu çok büyük anlamında değil o günlerdeki anlamı. Büyük, abi anlamında yani. Ulu bey diyoruz ya, abi. Evet, sen benim abim yaşındasın dedi. Belki de dayısı İsmail Bey, anne tarafından Fatih'in annesi İsfendiyar Bey'in torunu Halime Hatun'dan dolayı dayısı olduğunu da bildiği için muhtemelen sen benim abim yaşındasın. El öptürmek reva değildir deyip kucakladı ve duygusal anlar yaşandı. Şimdi işte o soruya gelirsek, biraz uzun oldu ama bunu da hani bilinmesinde fayda var diye anlattım. Fatih İsmail Bey'i ne yapacak şimdi? Esir alamaz. Kendi isteğiyle savaşsız teslim etti. Savaş hukukunu uygulayamazsınız artık. Dedi ki, sana mülkümün en güzel yerlerinden tımar vereceğim. Bursa'ya bağlı Yenişehir, İnegöl ve Yarhisar. Yani bugün o bölgelere giden çok sayıda izleyicimiz vardır veya Bursa'dan bizi izleyenler varsa onlara da selam olsun. Ekranları başındaki bütün izleyicilerimizi selamlayalım. Belki yani şu anda bile tarımın zirvede olduğu yer. Bursa'nın Yenişehir, İnegöl, Yarhisar doğusunda kalan, 50-55 kilometrelik doğusunda kalan önemli ovaların falan da olduğu topraklar, güzel yerler. Yani Bursa'ya en yakın bir yerden mülk verdi. Ailesini topladı İsmail Bey. Trabzon seferine katıldığını söyleseler de yanlış. Sefere Kızılahmet Bey gidiyor, kardeşi gidiyor Fatih'le beraber. İsmail Bey Devrekhane'ye gitti, yaz dönemiydi. Ailesini, çocuklarını, eşlerini falan aldı ve Yenişehir'de görevine başladı. Artık Candaroğulları vilayeti komple Osmanlıların bir sancak valisliğine dönüştürüldü. Peki Filibe'ye nasıl gitti Yenişehir'den? Yani Filibe ismi geçmişti. Karamanoğulları rahat durmadılar o günlerde. İbrahim Bey haber gönderdi İsmail Bey'e. Bak, tacını, tahtını, her şeyini kaybettin. Ben hala mücadeleye devam ediyorum.
Akkoyunlu Uzun Hasan da bize destek verecek. Dönemin Türkmen hükümdarlarından büyük bir şahsiyet. Yani Güneydoğu'da olan... Doğudan Timur gibi. Timur gibi gelecek ve bizi kurtaracak dedi. Hakkari, Mardin... Sen de dedi o taraftan hazır ol. Cenevizli ve Venediklerin de desteğini alırsak bu iş tamamdır. Fatih Sultan Mehmet'i köşeye sıkıştırırız dedi. İsmail Bey'in verdiği cevap çok âli cenap bir cevap gerçekten. Dedi ki Sultan Mehmet dedi kaza ile meşgul olmaktadır dedi. Şu anda işte Trabzon'u fethetti. Arkasından Yunan Trakya bölgesinde savaşlar var. Kaza ile meşgul olmaktadır. Ona ben engel çıkaramam dedi. Zaten dedi kardeşime verdi benim topraklarımı dedi. Yani yapacak bir şey kalmadı. Ama hemen Fatih'e başvurarak bir rivayete göre beni dedi daha uzak bir yere ver başım belaya girecek. Diğer bir rivayete göre de Fatih bunu duydu bu haberleşmeyi istihbaratı sayesinde. İsmail Bey daha uzak bir bölgeye yani şimdi Bulgaristan sınırları içerisinde kalan Filibe topraklarına sancak valisi olarak gönderdi. Hocam, Kastamonu'dan da kimle gidecek haliyle? Demin bahsettiğiniz ailesi, hizmetçileri, mühendisler, mimarlar, en güvendiği yakın adamları. Evet, fabrika kurucuları. Yani o dönemde yatırım yapabilecek esnaf, tüccar. Güçlü bir ekiple gittiği anlaşılıyor ve projelerini de götürmüş. Hocam bundan birkaç sene önce Şerif Ercan vardı. Eski AKP, Anavatan Partisi ama yok, Adalet Partisi devlet bakanlarından Şerif Ercan Edirne milletvekiliydi. Ben Kastamonu'yum derdi. Bakanlık falan doğrudur. Yaptı. Devlet Bakanlığı ben Kastamonu'yum derdi. Sebebi ben sorduğumda biz İsmail Bey döneminde Balkanlara gitmişiz. Çekilirken Edirne'de kalmışız. Biz biliyoruz bunu derdi yani. Doğrudur. Çünkü İsmail Bey'in orada yaptırdığı bir cami var. Ben gidip maalesef ziyaret ettim. Ya gidemedik işte. Yani çok isteriz. İnşallah bir vesile olur. Gideriz hep birlikte. İsmail Bey'in yaptırdığı caminin fotoğraflarını bana bir arkadaşımız atmıştı. Orhan Salcı Bey olabilir yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Veya başka bir imam arkadaştı zannedersem oraya gitmiş. Fotoğraflara baktığımızda Kastamonu'daki İsmail Bey camisinin girişi, mihrap, minber, süslemeler bir ölçüde aynısını oraya yaptırmış. Ama caminin adı farklı. Sultan Murat Camisi falan diye geçiyor. Değişmiştir sonra. Zamanla değişmiş olabilir. Yani. Türbesi de maalesef İsmail Bey 1461 tarihinden 1479'a kadar tam 18 yıl Filibe Sancak Valiliği yaptı. Yani 1979'da falan değil mi? 1479'a kadar. Bu 18 yılda camiler, medrese, sulama kanalları vesaire yaptırdığını görüyoruz şeyde, Filibe'de. Yani Kastamonu'ya yaptığı yatırımların benzerini Filibe'ye de yapmış. Bu çok önemli. Gayesi sadece bir valilik yapmak değil Mustafa Bey, İsmail Bey'in. Yani bulunduğu bölgenin halkına hizmet etmek. Tabii. Kastamonu insanından Filibe'yi ayırmamış. Ya ben artık gurbetteyim, bir devlet memuruyum, valiyim, yani hükümdarlığım bitti. Osmanlılar adına alelade sıradan bir sancak valisiyim, bir sürü vali var onun gibi. Böyle düşünmemiş, çok güzel yatırımlar yapmış. Vakfiyelerinden bunu görebiliyoruz. 1471 tarihli vakfiyesi var oradaki külliyesinde. Bulgaristan'daki. Fakat İsmail Bey'in Filibe'deki diğer siyasi faaliyetleri hakkında çok az bilgimiz, hiç bilgimiz yok. Bunun da nedenini şuna bağlıyorum ben. Hiçbir problem çıkartmamış İsmail Bey devlete. Şey çıkmamış yani. Pürüst çıkarmamış. Görevini layıkıyla yaptığı için zaten. Biliyorsunuz insanlar o dönemde geçmiş hatta günümüzde gündemde nasıl olurlar? Mahkemeye yani, falan düşersen. Mahkemeye çıkar, hırsızlık yapar, eşkıyalık yapar ya da çok önemli bir buluşa imza atmıştır. Bir başarıya imza atmıştır. O yüzden İsmail Bey'in de gündeme gelmeme nedeni problem çıkartmaması ve layıkıyla görevini yerine getirmesi diye düşünüyorum ben. Sayın hocam, bazı sorular var. O sorulardan mesela diyor ki İsmail Bey oğlu ehliz. Hocam bazı kaynaklarda Karaçay olduğumuz, Kırım'dan geldiğimiz doğru mudur diyor. Bu Candaroğulları olarak mı yoksa İsmail mesaj atan beyefendinin kendi aile şeyi olarak bilemem ben tabii ki. Ama bu İsmail Bey anne tarafından, ailesi, baba tarafından falan bir sürü kaynaşma olabilir. Ama İsmail Bey'in nereden geldiği belli. Evet. İbrahim Bey'in oğlu. Evet. Kastamonu'da Aktekke mahallesinde imaret yaptıran meşhur İbrahim Bey'in oğlu. Kapıda da hocam. Onun babası belli, onun dedesi belli. En son Şemsettin Yaman Candar'da
Nereden geldi? Konya'daki Selçuklu Sarayı'ndan geldi ekibiyle beraber Kastamonu'ya. Hocam İsmail Bey Camisi'nin kapısında da yani biz biraz biliyorsunuz damgalara çalıştık. Orada bayat damgası var. Yani bayat olabilir mi olamaz mı orayı bilmem. Usta kendiliğine de koymaz yani. Kastamonu'da Yazıcıoğlu Ali'nin Selçuknamesi'nde olsun, İbni İbibi'nin Selçuknamesi'nde olsun bazı boylardan bahseder. Evet. Hüsamettin Çobanbeyli'nin Atabey Gazi'den bahsederken şöyle bir ifade kullanıyor. Hüsamettin Çobanbey diyor dirayette, devlet yönetiminde, cihatta, gaza faaliyetlerinde falan çok üstün özelliklere sahip bir beylerbeyiydi diyor. Kastamonu beylerbeyiydi diyor. Ve emrindeki kayı, bayat ve kıpçak boylarıyla beraber diyor Bizans'a gaza yapıyordu. Yani bütün Oğuz boylarını saymamış ama bayat boyunu başta saymış. Dolayısıyla Kastamonu'da Oğuzların en çok kayı boyunun, kınık boyunun, afşar boyunun, bayat boyunun, kara evli, iyidir Araş taraflarında evet. Ve Taşköprü taraflarında da Üreyir boyunun damgası vardır, etkisi vardır. Üreyir dolayısıyla hocam. Bayat boyu olması normal ama İsmail Bey'in bayat boyundan geldiğini sadece o damgaya bakarak söylemek tabii ki mümkün değil. Hocam çünkü çok 4-5 tane yerde var camide. Mimari motif olarak da kullanıyor. Yani olabilir. Sanat tarihçilerinin uzmanlık alanına giriyor bu. Mimari anlamda sanat motifi olarak da kullanıyor. Hocam bunlar. Ama Canderoğlu döneminde mimari sanat motifi o kadar gündemde olmayabilir. Tabii bu bir tartışma konusu. Ayrı bir araştırma ama evet. Bayat boyunun bir etkisi vardır. Evet. Burada biz Şemsettin Yaman Candar, Konya'dan gelen Şemsettin Yaman Candar hangi boydandı? İşte onu bulmak zorundayız. Evet. Onu da bilme şansımız yok. Yaşar Yetişken hocamız diyor ki İlper Oltaylı Hoca Ankara Kastamonu günlerindeki konuşmasında Candaroğlu olmasaydı Osmanlı olmazdı demiş diyor. Böyle bir bilgi veriyor. Yani nereye dayanarak söyledi bilmiyorum ama bu biraz abartı bir cümle olur. Belki çoban oğullarıyla karıştırılıyor olabilir mi? Bir ara Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi kuruluş yıllarında Kastamonu'daki çoban oğulları beyliğine bağlı olduğunu biz görüyoruz. Bunu da Bizans kaynağı anlatıyor. Pakimeres isimli bir Bizans tarihçisi Osman'ı diyor anlatacağım size diyor. İlk defa bir Bizans kaynağında Osman Bey'in ilk defa zikredildiği bilgi bu. O sayede bizim çoban oğullarından da bahsediyor bu Bizans kaynağı. Diyor ki size şimdi Osman'ı anlatacağım diyor ama biraz geçmişe götüreceğim diyor Osman'ı anlatabilmem için diyor. Bir diyor Yavlak Arslan vardı diyor. Hani ismini farklı vermiş ama Kastamonu'daki Muzaffereddin Gazi'den bahsediyor aslında. Bu diyor Şehzade Kılıç Aslan tarafından diyor öldürülünce diyor oğlu Ali Bey diyor başa geçti. Bizans'tan intikam almak uğruna diyor gaza faaliyetlerine çıktı diyor. Sakarya Nehri'nin diyor ayaklarına kadar geldi diyor. Savaştı, savaştı, savaştı. Artık diyor enerjisi kalmadı. Savaş kazanamaz oldu diyor. Ve Kastamonu Türkmenleri diyor Osman'ın hizmetine girmeye başladılar diyor. Yani çoban oğullarının artık enerjisi azalmış. Osman'ın diyor yıldızı parladı diyor işte bu tarihten sonra diyor 1290'larda. Belki çoban oğullarının bu geri çekilmesi sayesinde Osmanlıların yıldızının parlamasına atıfta bulunmuş olabilir İlber Hoca. Bir de Candaroğullarının yani Osmanlı'ya katkısı savaşsız en son teslim olmaları, uğraştırmamaları, Karamanoğulları'yı uğraştırmamaları olmuş. Beylikten artık cihan hükümdarlığına... Neticede her bir beyliğin Osmanlı'ya katkısı vardır. Bunu kabul etmek lazım. Karamanoğulları'nın katkısı ne? Osmanlı'yı hep dinç tutmuş devamlı savaştırarak. Hocam PKK'nın katkısı da ne biliyor musun? Bizi savaşan aktif bir ordu haline getirdi. Tabii yani kimse istemez tabii ki şehit vermeyi, evet. Orada PKK ile mücadele etmeyi... İstemeyiz belki ama böyle bir katkısı olmuştu tabii Türk ordusu. Ya orada bu çekiç güçle tartışmıştık biz onda bir tane teğmenden siz bizi çok daha iyi yaptınız bu PKK'yı başımıza dert etmekle aktif bir ordu haline getirdiniz bizi dedik. Tabii Türk ordusunun o konudaki bakış açısı tabii kendi çerçevesindedir ama halk olarak tabii ki biz hani savaşlar sürsün insanlar ölsün elbette istemeyiz. Tabii. Ama Osmanlı'yı diri tutan Haçlı saldırılarıdır. Kosova, Nibolu, ikinci hocam, Kosova. Hocam atmacaya serçeye atmaca öğretilmiş uçmayı. Ya uçacak evet ya da yem olacak. Burada da İlber hocamın hani Candaroğulları ilgili belki böyle bir anekdot paylaşmış olabilir. Peki ama hocam. Tek başına bu cümleyi söylersek çok yanlış olur. Yani Candaroğulları olmasaydı Osmanlı olmazdı diye bir cümleyi kullanmak doğru olmaz. Hocam hulviyattan bahsedelim biraz da. Yani sağ olsun Nail Karagöz hocamız bugünkü Türkçe'ye çevirerek ilme büyük bir katkı verdi. Evet.
Hulviyata bu, evet konumuzu getirebiliriz. Fakat konu kopmasın diye ben aralarda söylememiz gereken İsmail Bey'in hayatıyla ilgili evet, tamamlayalım. Buyurun. Türbesi mesela nerededir İsmail Bey'in? Kastamonu'da yaptırdığı bir külliyesi var. İsmail evet. Bey külliyesi diye geçen bir. İkincisi aşağı imaret diye evet. Halk bilir. Bir de küçük imaret diye de bilinir. Orada bir cami vardır işte Heybeli Cami ya da Temelsiz Cami diye bilinen caminin çevresinde evet. Medrese, han, kervansaray, hamam, işte misafirhane, aşhane imaret dediğimiz. Bunun tamamına biz aşağı imaret evet. diyoruz. İsmail Bey külliyesi diyoruz. İşte asıl türbesi bu külliyenin içerisinde İsmail Bey yaptırdı ama kendisi yapmıyor. Nasip olmamış. O çok ilginçtir. 1454 tarihinde camiyi yaptırmış. Kitabesinden anlıyoruz. Evet. 55'li yıllarda falan da diğerleri bitmiştir muhtemelen. 5 sene sonra Kastamonu'yu teslim etmek zorunda kalmış Osmanlılara. Yani o külliyesinde uzun süre hizmet etmek nasip olmamış ve kendisi de Filibe'de türbesinde yatıyor. Üzerinden yol geçtiği söyleniyor. Şu anda maalesef Filibe'deki türbesi mevcut değilmiş. İşte İsmail Bey bu günlerinde Mustafa Hocam bir eser kaleme almış. Yani hükümdarlık günlerinde değil büyük ihtimal. Şehzadelik yıllarında bir eser kaleme almış. Bu eser benim tahminime göre, çünkü maalesef Nail Hocam da araştırmış, müellif nüshası da olmadığı için hangi tarihte yazıldığı belli değil ama şöyle bir hesap edersek 1417-19 arasında dünyaya geldi İsmail Bey. İsfendiyar Bey'in ilme olan aşkını da ayrıca anlatmak lazım. Dedesi İsmail Bey'i yönlendirmiş olabilir gençlik yıllarında bir eser yazmak için. O zaman kaçlı yaşlarda en azından bir eser yazmış olabilir? 20'li yaşlar diyelim biz, 20-25'li yaşlarda. Hani yüksek lisans doktora yapıyoruz ya biz şu anda akademik camia 25'li yaşlarda. O da muhtemelen o çağlarda bu eseri kaleme aldı. Bu da ne yapar? 1435'li 40'lı yıllar arasında şehzadeliğinde bu eseri ortaya koydu. Eserin muhtevasına hani geçebiliriz. Hocam kendisi olsaydı tabii hazırladığı kitapta da onu da inşallah burada bir bahsedebilirdi ama biz de mesela ilk defa İhsan Ozunoğlu bu çalışmalardan bahsetmiş. 1959'da Candıroğlu İsmail Bey ile ilgili bir kitap yazmıştır. 1988-94'lerde ise 4-5 sefer rahmetli Abdülkerim Abdülkadiroğlu çalışmış Hulviyat üzerinde. Ben de yüksek lisans tezini hazırlarken İsfendiyar Bey ve zamanı demiştim ya, bunu bastıramadık ama ben böyle ciddiymiştim. İsmail Bey ve Zaman adlı çalışmamda ilk defa 1996'da ve 97'de teze başladığımda duydum. Ve Hulviyat'la ilgili 5-6 sayfa ayırmışım. Şimdi dikkat ettim de. Arkasından doktora tezinde biraz devam ettirdik. En son işte Fazıl Hoca falan da kitaplarında bahsetmiş ve Nail Hocam bu işi aldı. Ben çevirme sizden almış nüshasını. Ben de birkaç nüshasını tezin çalışmalarında Milli Kütüphane'de falan incelemiştim. Bir de Konya nüshası var yanlış hatırlamıyorsam elimde. Var 60 tane falan var kütüphanelerde hocam. Toplam dünya kütüphanelerinde Türkiye dahil hepsi 125 tane falan tespit edebildiler evet. Nail Hocam. Daha devamı gelecektir. Dolayısıyla İsmail Bey'in hulviyatı tatlılar anlamında Arapça, Türkçesi tatlılar evet. anlamında birkaç bakımdan önemli. Mustafa Hocam belki vaktimiz de hani azalır. Estağfurullah. Bir soru var hocam. O soruyu ben bakalım. Çok dikkat çekici bir soru. Diyor ki Lütfü Okçu, sayın hocam çalışmalarınızda başarılar dilerim. Ulus ilçemizde Kalecik köyünde Şemsettin Efendi türbesi mevcut. Doktor Ali Demirel kitabında burada iki zatın Candaroğlu Bey'in kurucusu Şemsettin Efendi olduğunu olabilir. Bunun belgelerini sizinle paylaşmak isterim. Tebrik ederim. Yayınınız için teşekkürler demiş. Yani güzel araştırmalar bunlar. Biz de tebrik ediyoruz emeklerinden dolayı. Şimdi Şemsettin Yaman Candar'ın biz kabrini bilmiyoruz. Şemsettin Efendi denilen zat eğer Şemsettin Yaman Candar'sa Eflen de bir yerde vefat etti. Malumunuz Eflen'i Ulus, Bartın hattı bir müştemilat olarak şeydir. Bir evet. bütünlük arz eder. Tarihi bir şey vardır. Barışıyor değil mi? Vardır. Bir de bizde Anadolu insanımız şöyle bir alicenaplık göstermiştir. Bazen de zarar vermiş belki ama gözünde bütün şehitlerimizi aynı zamanda evliya mertebesine koymuştur. Evet. Bütün devlet adamlarımızın türbelerini zamanla bir evliya türbesine dönüştürmüştür. Çankırı'daki mesela
Karatekin türbesi vardır. Bir komutandır Selçuklu komutanı. Evet. Bu bölgenin Fatih'idir. Şeyh Karatekin Hazretleri diye bahsetmişler. Yani bir tekke kurucusu gibi sanki. Burada da Şemseddin Efendi, hani normal bir tarikat şeyhi, bir zaviye şeyhi şeyi çağrışımı yaptırıyor aslında. Evet. Ama bu Şemseddin kelimesi ilginç. O belgelere bakmak lazım. İnşallah öyle bir türbesi bulunabilirse Candaroğullar tarihine de katkı sağlamış oluruz. Biz Hulviyat'a geri dönersek 1430'lu 40'lı yıllarda kaleme aldığı bu eseri acaba İsmail Bey neden düşündü? Nereden aklına geldi? Çünkü dini bir eser, fıkıhla ilgili, Türkçe kaleme almış. Bir kere neden Türkçe kaleme aldı? Herkes Arapça dini eser yazarken fıkıhla, hadisle, tefsirle, kelamla veya diğer pek çok eseri Arapça yazarken İsmail Bey Türkçe yazmayı tercih etmiş ve erken bir tarih. Yani Osmanlılar zamanında 1500'lü yıllarda artık Türkçe bir hayli güçlenmiş ama henüz 1400'lü yıllarda dini eserlerin Türkçe kaleme alınmasıyla ilgili örneğimiz az. Evet. Var ama az. Mesela Mustafa Hocam satır arası tefsirler vardır Türkçe kaleme alınan Anadolu'da. Bir tanesi yine Kastamonu'ya aittir. Evet. Cevahirül Esdaf isimli, bir eserimizdir. İsfendiyar Bey'in emri üzerine bir ilim adamımız Şehzade İbrahim Bey'in okuması, eğitim görmesi için yazdırılmış. Türkçe satır arası tefsir. Yani şu Kur'an-ı Kerim sayfasını hayal edelim izleyicilerimiz. Satır arası boşlukları biraz daha geniş düşünelim. Arapça Kur'an-ı Kerim satırı var bir tane. Zaten mesela, hocam ilk kaynaklarda yani Peygamber Efendimiz'in döneminden sahabi veya tabi'in döneminde Kur'an-ı Kerimler 3 satır. Sayfalar 3 satır. Sonra 5, sonra 7, sonra 9, 11, 13, aralıkları 15. Çok fazla. Evet, çok şimdi fazla. Oralara bizim Türk alimlerimiz, müfessirlerimiz halkın anlayabilmesi için, çünkü Anadolu'da herkes Arapça bilmiyor. Evet. Medreselerde okuyanların bile yarısından fazlası Arapça öğrenemeden haliyle mezun oluyor. Yani böyle eğitim verebilecek Arapçayı herkes nerede öğrenecek? Mümkün mü? Günümüzde nasıl liselerde İngilizce herkes var ama öğreniyor? Yani o dönemde de Arapça bilen sayısı sınırlı haliyle. Bunu kabul etmemiz lazım. Ama iyi bir Arapça da alıyorlar. Yani alanlar çok iyi Arapça eğitim görüyorlar ve kitaplar kaleme alıyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim Arapça ve altına siz Türkçe. Bu da cesaret işi. Yani haram mı, helal mi? Bu da tartışılıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in altına Türkçe bir şey yazılabilir mi? O dönem özellikle. O dönemde. Cevahir-i Esnaf işte böyle bir Kur'an-ı Kerim. Karahanlılarda da var bu aslında. Evet. Çok eskiden beri bir gelenek. Ama Anadolu'daki ilk örneklerini biz yine Kastamonu'da görebiliyoruz. İşte Estağfirullah, İzaca Enasrullahi vel Fethu diyelim mesela. İzaca'nın altına yazıyor işte geldiğinde. Geldiği Nasr, zaman. Allah'ın yardımı sana geldiğinde ve fethi falan diye böyle, ya da işte Elhamdülillahi Rabbil Alemin'in altına anlamını yazıyor. Dolayısıyla bu satır arası Kur'an-ı Kerim tefsirlerinden de İsmail Bey yola çıkarak bu sefer Türkçe bir fıkıh kitabı kaleme almış. Çünkü halk namazın bozuldu mu bozulmadı mı? Oruç nasıl tutulur? Abdest nasıl alınır? Müslüman halk ihtiyaç var yani. Dini ihtiyaçları noktasında bunları birilerine sormak zorunda ya da okumak, medreseye tahsile gelen öğrenci bunu doğrudan okumak istiyor. O zaman bunu Türkçe kaleme alırsam diyor İsmail Bey, halkıma doğrudan inebilirim. Bu çok müthiş, orijinal bir şey. Evet. Yani cesaret isteyen bir şey aynı zamanda. Çünkü devrin alimleri de tenkit edebilirler. Evet, tabii. Çünkü o zaman hani günümüzde bazı popüler şeyler vardır. Yani tıpta Latince'nin bir ağırlığı vardır hala. Dini ilimlerde de Arapçanın ağırlığı olduğu bir dönemde siz Türkçe yatırım yapacaksınız. Ama halkınızı düşünüyorsunuz. Evet. Ve böylece hem Türk diline hizmet etmiş İsmail Bey, hem İslam dinine hizmet etmiş, hem halkın sosyal, dini, kültürel ihtiyaçlarını karşılamış. Çünkü İslam'ın 5 şartı olan özellikle namaz, oruç, hac, zekat ve belki de imanın diğer farizalarını bu şeyde bulabiliyorsunuz. Doçent doktor Nail Karagöz hocam, onun da selamları var. Şu anda o da mesaj atmış. Sağ olsun. Kitabı da şeyde saygıdeğer hocama selamlar sunuyorum diyor. Yakın çekimden belki verebilirlerse. Evet. Kitap daha yeni bu sene yayımlandı. Birebir Türkçe Latinizesini yapmış oldu hocamız. Hacimli bir eser. Mesela burada neleri ele aldı? İsmail Bey'i kısaca tanıtmış, çalışma metodunu anlattı.
Efendim, İsmail Bey'in hayatı geliyor, ondan sonra oraya geçelim. Evet. Ehl-i Sünnet'e mesela İsmail Bey'in vurgusundan bahseder. Hanefiliğe, Maturidiliğe İsmail Bey vurgu yapmıştır bu eserinde ki o dönemin bütün Anadolu'sunda aslında Anadolu Beyleri Hanefi politikası izlemişlerdir. İsmail Bey bunu somut haline getirmiş. Yani bir eserle samimi bir Hanefi savunucusu olduğunu göstermiş. Ama acaba Şafiilere, Malikilere, Hanbelilere cephe mi almıştır İsmail Bey ya da Türk hükümdarları? Asla. Hanefi savunucusudurlar. Mesela İsmail Bey kendi medresesine müderris tayin ederken vakfiyesinde geçer. Hanefi bir müderris olsun diyor şart. Ona. Ehl-i Sünnet ve Hanefi. Ama bakın o dönemin İslam dünyasına bir göz atalım. Karahanlılar samimi bir Hanefi. İslam'ı ilk Türklerde benimseyen büyük devlet. Gazneliler Hanefi politikası. Harzemşahlar Hanefi. Büyük Selçukların tamamı bütün Atabeylikler kollarıyla Hanefi. Eyyubiler Mısır'dan dolayı biraz Şafiilik var ama Hanefiliği öne çıkarmaya çalıştılar. Memlükler tamamen Hanefiliği öne çıkardılar Mısır'da ve Suriye'de. Timur çok koyu bir Hanefi politikası izlemiş. Kim var başka? Altınordu Hanlığı İbni Batut'a ziyaret etmiş. Hepsi Hanefi. Ondan sonra bütün Anadolu beylerinin tamamı Hanefi. Yani Türklerin hüküm sürdüğü topraklarda Hanefilerin tabiri caizse borusu ötüyor. Evet. Bakın size bir rivayet nakledeyim. Oradan devam ederiz yine. Selçuklu tarihçilerinden Ravendi. Selçuklu tarihçisi Ravendi kitabında Anadolu'ya da gelmiş Selçuklu Sultanı'na da bu eserini sunmuş 1200'lü yıllarda. Şöyle bir nakilde bulunuyor. Ben diyor anne tarafından büyük babam olan Kadı Zahireddin yanlış hatırlamıyorsam ondan diyor naklediyorum diyor. O da dönemin en önemli ilim adamlarından diyor bu bilgileri imamlarından almış diyor. Yani çok güçlü bir rivayet diyor. Rivayete göre diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri veda haccında diyor Kabe'nin bir kenarında köşesinde böyle gözyaşları içerisinde dua ederken şunu nida etmiş. Ya Rabbi demiş mezhebim inşallah hani çalıştım bu aşamaya getirdim. Yani belki mezhebim demedi ama hani çalışmalarımı bu aşamaya getirdim. İnşallah haktır. Gelecekte de zeval gelmemesini temenni ediyorum diye dua etmiş. Hatiften bir ses geliyor Kabe'den. Yüksekten bir ses. Gayip mi diyelim artık? Gayipten diyelim. Diyor ki bu ses İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine senin mezhebine zeval yoktur diyor. Kılıç Türklerin elinde olduğu müddetçe. Kılıç Türklerin elinde olduğu müddetçe yani iktidar, siyaset, ordu, devlet yönetimi Türk milletinin elinde olduğu müddetçe Hanefilik mezhebi yaşayacaktır diyor. Bunu naklettikten sonra Ravendi daha da ilginç bir şey söylüyor. İşte diyor günümüze geldik bakıyoruz ki diyor İslam dünyasının her yerinde Allah'a şükür ki diyor Selçuklu sultanlarının hükmü geçmekte, kılıç Türklerin elinde sallanmakta, cihat Türkler sayesinde yapılmakta ve Hanefilik de el üstünde tutulmaktadır diyor. Şimdi buralardan Hanefilik gelmiş. Dolayısıyla İsmail Bey eserini Hanefilik merkezli kaleme almış. Dönemin Anadolu Türkmen beyliklerinin anlayışı gereği de Türkçe kaleme almış. İşte hocamız burada giriş kısmında bunları da fıkhi açıdan eserin değeri. Mesela en çok İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye atıfta bulunmuş. Sonra İmam Şafii'ye atıfta bulunmuş. Sonra İmam Malik'e ve Hanbelilere de çok az. Yani diğer mezhepleri de aslında gözünün de bulunduruyor eser. Hocam ama hocam bu kaynaklara iyi çalışmak lazım. Kaynakları bir defa toplamak lazım. Bulunabilen, erişilebilen evet. Kaynakları mutlaka İslam falan toplayıp bir köşeye mesela kaynaklar lazım. Deyince hocam İsmail Bey 240-250 civarında kaynaktan yararlanmış. Evet. Daha isimleri belirtilmeyenler falan da vardır. Yani zengin bir kütüphanesi var Kastamonu'nun, evet. Candıroğulları Sarayı'nın. Bu kütüphane İsmail Bey şehzadelik yıllarında nasıl temin etti? Yani oturduğu zaman elbette bir ekibi vardı. Tek başına yazmamıştır bu hacimli eseri. Tabii komisyon diyelim yani. Hükümdar neticede. Zaman ayıramadığı günlerde bir komisyon devreye girmiş olabilir. Önemli değil. Ama bunu yazarken Candaroğullarının 150 yılda biriktirdiklerini ve Çobanoğulları Sarayı'nın birikimini kullanıyor. Yani Kastamonu bir ilim kültür merkezi. Selçuklular zamanında ve beylikler zamanında. O yüzden İsmail Bey bakın hangi kitaplara ulaşmış. Yani tek tek saymayayım ama burada yazıyor. Zengin bir kütüphaneye. Ya bundan 500 yıl önce sahip. Yani ve
tabiri caizse 600 yıl önce akademik bir dille yazmış İsmail Bey. Yani dipnot kullanmış. Evet. Kaynakça kullanmış. Böyle o dönemin pek çok yazarı kendisi yazmış gibi anlatır. Evet. Dönemin müellifleri biraz göz açık davranmışlardır bazıları. Hani herkesi zan altında bırakmayalım ama İslam alimlerinden bazısı her şeyi sanki kendisi biliyormuş gibi anlatıyor. Yani falanca kitaptan ben yararlandım dememişler bazıları ama İsmail Bey özellikle tek tek saymış. Yazarın yani adını vermiş, kitabın adını vermiş. Bir ilmi metot çerçevesi. İlmi metoda çok yakın bir şey, üslup kullandığını söyleyebiliriz. Burada da çevirisinden örnekler merak eden okuyucularımız şey yapabilirler. Bilmiyorum nereden satın alınır, bu Altın Ordu yayınlarından çıkmış. Pek dağıtımda maalesef şöyle bir sorunumuz var. Ben de aynı sorunları yaşıyorum. Kitabı bir ulusal yayın evine verdiğimiz zaman yayın evi tamam diyor, ben basarım diyor bu kitabı ama ben dağıtırım diyor. Satarım diyor yani. Yazarına işte 3-5 tane kitap veriyorlar. Nail Hocam'ın elinde de hani ne kadar kitap vardır bilmiyorum. Bizim de tarih kurumundan Selçuklu İnşa Sanatı, Kastamonu ile de ilgili bir eser. Evet. Hani yeri gelmişken tanıtalım. Adında Kastamonu geçmez ama evet. Muzaffereddin Gazi'nin Kastamonu'da ilmi olan desteğini anlatan bir eser bu. Tarih kurumundan çıkmıştı. Maalesef benim de elimde kalmadı. Şimdi Hulviyat'ta Türkçe'ye hizmet noktasında çok orijinal kelimeleri görebiliyoruz. Yüksek lisans tezimde de bakmıştım. Nail Hocam da sağ olsun dizin falan da yapmış. Oradan da ben size birkaç örnek vereyim. Notlarım arasında hemen bulabilirsem biraz başka konularda olduğu için karıştırmayalım. Sonlardadır muhtemelen. Programımızı şimdi, severek ve ilgiyle izliyoruz diyor. Var. Var mı soru? Evet, soru pek yok. Sadece İsmail Beyoğlu Ehliz'in hocam İsmail Bey'in büyük oğlu Hasan Bey kayıtlarda geçiyor ama küçük oğlu Hacı Abdurrahman Paşa dedem Afyon'daki kayıtlarda geçmektedir. Başka bir yerde kayıtlarda rastlanamıyor. Sizin elinizde böyle kayıtlar var mı? Birazdan şey yapalım. Onun, evet, İsmail Bey'in ben çocuklarını listeledim. Evet. İsmail Bey'in kardeşleri falan eğer unutmazsak buyurun. Onları da söyleyelim evet. Ama şimdi Hulviyat'ın... Bir program yetmeyecek. Bir saatimiz geçti. Hemen bitirelim o zaman. Daha bir 5 dakika 10 dakika daha var. Hulviyat'tan bakın şu kelimeler. Evet. Hani İsmail Bey hangi dilde konuşuyordu? Tamam evet. Türkçe konuşuyorlardı saray, ordu, halk dili. Evet. Arapça bilenler de vardı ama insanlar şunu merak ediyorlar. Ya 500 sene önce atalarımız nasıl konuşuyorlardı? Evet. Bakın kullanılan kelimeler. Bu Hulviyat'ta kullanılan Türkçe kelimeler. Tanık, şahit anlamında. Sücü, süci. Yani içki, kadeh. Kadeh sunan kişi falan. Sucu yani. Yok su. Süden geliyor biraz. Su değil. Şarapla ilgili bir şey ama evet. Türkçe bir kelime. Ayıtmak, söylemek. Hani çiçek eğdür derviş baba diyor ya Yunus. Evet. Çiçek der ki derviş baba. Sımak. Orucu bozmak demiyor da orucu sımak. Sınmak. Sırp-Sındığı savaşındaki evet. Bozmak. Ordunun bozulması. Bozulması. Bakın orijinal Türkçe kelimeler. Ancılayın. Arkuru. Kastamonu'da hala kullanılır. Arkuru gitmek, tersine gitmek. Arkuru gitmek. Aruk, zayıf, bay, yani zengin. Berkitmek, sağlamlaştırmak. Bezek, süs, çarık, çöyen, değirmi, yuvarlak anlamında. Enük, işte hayvan yavrusu. Enük, köpek. Güvlek, işte haçan, Karadenizler kullanılır ama Kastamonu'da kullanılıyor eskiden. Güvlek kullanılıyor. İşsi, ıssı, sahip demek. Hani ıssız diyoruz ya, ıssız. Sahipsiz demek işte, hala kullanıyoruz. Karabaş, hizmetçi. Affedersiniz karı, keçe, keleci, kesek, kile, koz, koyun, koz, ceviz anlamında. Böyle devam edip gidiyor. Dolayısıyla Türk dili çalışanları da, Türk dili üzerinde çalışanların da bu tip İsmail Bey'in olsun, İsfendiyar Bey döneminde yazılmış diğer Türkçe eserler olsun incelemelerinde yarar var. Atalarımız nasıl, hangi kelimelerle konuşmuşlar? Bakın maalesef bugün yeni nesillerimiz hayvancılık, tarım falan biraz şey değiştirdiği için insanlar şehir kültürü ağırlıklı yaşadıkları için çoğu kelimeleri biz mecburen kullanamıyoruz. Evet. Ölme tehlikesi var bu kelimelerin ya da yok olma tehlikesi. Şimdi İsmail Bey'in çocukları hemen şey yapalım. Buyurun. İbrahim küçük yaşta öldüğü söyleniyor Devrekhane'de, evet. Çayırcık'ta. Zaten türbesi de var orada. Abdurrahman küçük yaşta öldüğü söyleniyor. Kaç yaşında bilmiyoruz. O evet. Da Devrekhane'deymiş. Azade Hatun İsmail Bey türbesinde kızı. İshak Bey İsmail Bey türbesinde metfun. Bu tam Fatih'in Kastamonu'yu aldığı yıllarda vefat etmiş. Hasan Bey türbesini bilmiyoruz. En azından ben hiç duymadım Hasan Bey'in türbesi. Yani Bolu Sancak Beyliği yaptığına göre oralarda aramak lazım. Evet. Murat Bey var ama bu göl
Sübaşısı falan diye geçiyor. İsmail Bey'in oğlu olabilir. Yahya Bey, Abdülcelil Bey diye oğulları devam ediyor. Dolayısıyla 7-8 tane çocuğu var. Kardeşlerinin sayısı da çok fazla. Kastamonu'da Selçuk Hatun Türbesi vardır. İşte kardeşlerinin bir kısmı orada yatmakta Sayın Hocam. Selçuk Hatun'dan dünyaya gelmiş. Yani anne tarafından İsmail Bey'in üvey kardeşleri. Hepsi de daha çocuk yaşta hastalıktan vefat etmişler. Ben 8-9 kardeş tespit edebilirim İsmail Bey'in kardeşleri ama aynı anneden değil. Mesela Kızılahmet Bey'in annesi farklı, İsmail Bey'in annesi farklı. İbrahim Bey birkaç evlilik yapmış. Tabii anne biliyorsun üvey olmuyor. Şey, anneden üvey oluyor, babadan üvey evet, olmuyor. Evet, yani anneden üvey, babadan öz diyelim. 8-9 evet. Kardeş benim tespit edebildiklerim. Peki Candaroğulların soyu nereden devam etti? İsmail Bey'den daha az biliniyor. Daha çok Kızılahmet Bey'den ve Çankırı Valisi Kasım Bey'in ahvadından, işte Kaya Bey, Tekirdağ, Malkara'da falan vakıfları var. Yani aslında İslam dünyasının çoğu yerinde Candaroğulları Beyliği'nin mensupları dağılmışlar. Ocağı orada tüttürmüşler. Ama neticede milletleşme sürecini de yaşamak zorundayız. Yani aşiret düzeni devam edemez. Karamanoğullarıyla Dulkadiroğulları, Germiyanoğullarıyla Hamitoğulları, Osmanoğullarıyla Candaroğulları. Şimdi belki Azerbaycan'la Türkiye diyoruz ya hep, iki devlet tek millet diye. Evet. İşte milletleşmenin gereği. Ama hocam zaten Azeri kelimesini kullanmamamız lazım. Ben o Azeri kelimesi Azerbaycan Türkleri Türkleri diyoruz. Dememiz aslında lazım. Oğuz Türkleri. Oğuz size. Türkleri dememiz lazım. Azeri bir şanssızlıkları var. Coğrafya adı devletin adı olmuş. Evet. Yani Azerbaycan bir coğrafyanın evet adı. Valla konudan konuya geçersek bilmiyorum, daha çok o da çok şeyler evet var ki. İsmail Bey'in büyüklüğünü de tam olarak ifade edemedik belki de bu bölümde. En azından hulviyatı söyledik. İsmail Bey külliyesinin devasalığını, büyüklüğünü lütfen ziyaret etmeyen Kastamonu hemşehrilerimiz ya da misafirlerimiz varsa, turist olarak Kastamonu'ya ziyarete gelenler varsa mutlaka Yakup Ağa Külliyesi, Atabey Gazi Camisi, Kırk Direkli dediğimiz, Kaysül Hemedani Sahabe Türbesi, Şeyh Şaban-ı Veli ve İsmail Bey Türbesi. Külliyesi, Kasabaköy Mahmut Bey Camisi, işte Kurşunlu Han, Nasrullah Camii, yani ne bileyim, şimdi çoğunu unutacağız artık, evet, hepsini evet şey yapamayız. İsmail Bey'i mutlaka görsünler. O türbenin kapısı üzerindeki böyle bir niş mi diyorlar ona sanat tarihçilerimiz, İsmail Bey'in silüetinin olduğu evet söyleniyor mesela. Bunlar hep güzel değerlerimiz aslında. Evet. Kendisini rahmetle analım. Allah rahmet eylesin. Bütün ahfadını, ahiret bugün bile edenleri. 600 yıl sonra kitabını okuyabiliyorsak Osmanlı'yla beyliği bütünleştiren, Kastamonu'da ve Filibe'de mimari eserler bırakan bütün atalarıyla hocam, beraber. Hocam orada bir, ben biraz sordum. Gerekir. Bulgaristan'daki birkaç tane Türk sordum. Glavno İsa isminde bir cadde geçmiş. Türbe kaldırılmış diyor ama hayır diyor. Birisi de caminin kenarında türbesi duruyor diyor. Muhtemelen camiye yakın bir yerde olmuş evet olması gerekiyor. Çünkü camisi dediğim gibi Kastamonu'daki camisinin evet aynısını oraya yaptırmış. Caminin kenarında duruyor diyor. Biz biliyoruz diyor. Önemli olan daha önce Kastamonu'nun ileri gelenlerinden bir toplantıda oradaki türbeyi Kastamonu'ya taşıyalım. Hayır, bu doğru birisi değil. Kesinlikle yanlış olur dedim, evet, ben itiraz ettim. Orada çünkü temel taşı. Bizim oradaki kültür elçimiz o türbeler. Tabii, evet. Ne yapabiliriz? O türbeyi Kastamonu'daki türbenin örnekleninde aynen inşa ettirebilir bizim devletimiz. Evet. Hani Kastamonu Belediyesi'nin belki imkanlarını aşabilir ama Kültür Bakanlığı bünyesinde, TİKA bünyesinde, Yunus Emre Vakfı bünyesinde oralarda girişimlerde bulunarak İsmail Bey'in hayratını yeniden ayağa kaldırabiliriz Bulgaristan'da. Çünkü bizim Bulgaristan'da 2 milyon civarında Müslüman Türk evladı yaşıyor. Osmanlı'dan kalan. Hala devam ediyor. O camileri kullanıyorlar. Evladı Fatiha'nın deniyor Fatiha, değil mi? Evet. Ve Kastamonu'dan gidenlerin de bir kısmı haliyle torunlar olmuş oluyor. Evet. O yüzden bizim Kastamonu olarak Kırım'la bağlantımız var. Atabey Gazi'den dolayı oraları fethetmiş, cami yaptırmış. Azerbaycan'la bağlantımız var. Bu Muzaffereddin Yavlak Arslan. Oradan Azerbaycanlı bir ilim adamını getirmiş. Hasan bin Abdülmümin el-Hoyi. Azerbaycan'ın Hoy kasabasından, kentinden. Kastamonu'da uzun yıllar kalmış ve biz yayınlamıştık Gideros Fetihnamesi. Evet. Cide'nin Gideros'un fethini anlatan fetihname işte bu Yavlak Arslan'a ait. Evet. Hasan bin Abdülmümin el-Hoyi kaleme almış. Dolayısıyla bizim Azerbaycan'la bağlantımız var.
Hicaz bölgesiyle bağlantımız var. Bunları hep ayrı ayrı incelemek lazım. Hocam, Allah nasip ederse bu Azerbaycan dediniz de bu Namık Musalı hocamızı, işte Kastamonu Üniversitesi meslektaşımız Namık Musalı hocamızı, Profesör Doktor Namık Musalı hocamız, eğer bize de ben inşallah şey yapayım, yoksa görüşeyim. Bir dahaki salıda onu çıkartalım. Bu Azerbaycan'ın Karabağ'ı konuşalım. Çünkü Namık hocamız da Kastamonu'nda oldu artık. 5 yıldır ikamet ediyor. Bu kitabı da kendisiyle demin söylemeyi unuttum. Beraber hazırlamıştık. Başka çalışmalar da yapıyoruz. Kastamonu tarihine, kültürüne çok hizmetler olan bir hocamızdı. Evet. Mesela Kırgızistan'dan bir hocamız vardı. Maalesef çok iyi değerlendiremedik. Yani biz derslere girdi, çalışmalar yaptı ama Kastamonu halkı çok tanıyamadı. Olcubay Karatayev hocamızdı. Daha 15 gün önce Kırgızistan'a uğurladık. Süresi bitti burada. 5 yıl çalıştı. Yani Türk dünyasının değişik coğrafyalarından öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz var Kastamonu'da. Evet. Bu bağlantıları iyi değerlendirirsek Kastamonu'yu Türk dünyasına, Kastamonu'yu yine İslam dünyasına, Libyalı hocalarımız da var burada. Tabii açabiliriz. Hocam, şöyle, yani üniversitenin katkısı bu olmalı. Bizim gelecek neslimiz ufku açık olmalı. Aynen. Türkiye Kastamonu'yla bağlı değil. Biz Türk geçmişte dünyasını... bunu başarmışız Kastamonu evet. olarak. Mısır'dan burada... Diyor ki İbni Batuta, Semerkant'tan, Buhara'dan, Türkistan'dan, Hicaz'dan, Horasan'dan, Azerbaycan'dan, Irak'tan, Mısır'dan Kastamonu'ya diyor alimler geliyordu diyor. Yani bunu 1333 yılında söylemiş. Niye geliyorlardı Kastamonu'ya? İsmail Bey zamanında Fethullah Şirvani gelmiş, Azerbaycanlı yine bir alimimiz, astronomu bilgini. Rasathane çalışmalar yapmış, matematik alimi. Evet. Fatih'in İstanbul medreselerini bile daha yeni kurulduğu için beğenmemiş, Kastamonu'ya geri dönmüş. İstanbul'a gitmiş 1453'ten sonra. Evet. Hayrettin Halil Efendi var, Taşköprü Rüzadelerin atası evet. Kastamonlu. Fatih davet ediyor, gitmiyor İsmail Bey'in medreselerinden. Evet. Şimdi bu ortamı nasıl sağlamış Kastamonu? Evet. O kültürü hani, neyle yakalamış? Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok derler ya, Kastamonu'yu eğer gelecekte bir yerlere taşıyacaksak üniversitemiz sayesinde olacak. Üniversitemiz sayesinde olacak. Bir de tarihimizi iyi incelememiz lazım. Yani oralardan atlama noktası, sıçrama noktaları kendimize bulabiliriz. Hocam Turhan Salcı izleyicimiz Filibey ile Kastamonu kardeş şehir olabilir diyor. Aynen. Ahmet Erkin çok teşekkür ederiz. Çok güzel program oluyor diyor. Nail Karagöz Hulviyat'ı önemli internet sitelerinden temin edebiliriz diyor. Evet, evet güzel oldu. Daha İbrahim Uyanık Allah razı olsun teşekkür ediyor. Turhan Merdin çok güzel program diyor. İsmail Beyoğlu Ehliz hepsine selamlarımızı, saygılarımızı, Kuru, hürmetlerimizi Seyfettin ediyorum. Reçber Lütfü Okçu evet. Muharrem Avcı Satı Lütfü Okçu'yu evet, evet. Çok iyi tanıyorum. Dostum, Rıdvan Ören Murat Öztürk bunlar da bize başarılar diliyor. Daha tabii vardır. Evet, daha çok Necmettin Kantar. Evet, hepsine evet, selamlar, Mehmet, hürmetler. Çatakoğlu, Ahmet Bekeroğlu, Yaşar Yetişken, Nihat Şahin teşekkürlerini sunuyor. Hep eşimiz dostumuz hepsi. Evet, hepsi. Gerçekten çok memnun oldum. Evet. Programda demek ki yakından takip ediliyor. Evet. Gönül isterdik işte zamanı çok daha uzun kullanabilelim ama hocam, bir de yeri gelmişken mesela biz yıllar önce Çankırı'da bir hocamız vardı Halil Hoca, Halil Çetin. Biliyorum. Buraya da geldi. 2012'de bir sempozyum falan düzenledik. Sonra Candaroğlu yurdunda Bey İmaretleri diye Çankırı'daki Kasım Bey İmaretini ve bizim Kastamonu'daki İsmail Bey İmaretini çalıştı. Editörlüğünde bana nasip olmuştu kitabın. Çok hacimli değil ama önemli bir kitap. Baskısı falan da yok. Maalesef yıllar önce işte çıkartıldı. Yani aslında bir potansiyelimiz var Kastamonu olarak. Yayınlar, makaleler, kitaplar yazılıyor, çiziliyor da biraz dağınık. Burada belediyemize, valiliğimize, kültür müdürlüğümüze ve diğer hayır sahibi kurumlara ihtiyaç var. Bunlar iş adamlarımıza. Bunları birleştirecekler. Yani biz hocalar affedersiniz hammaliye kısmını yaparız, yazarız, çizeriz. Fakat bunu basmak, dağıtmak gerçekten bizi yoruyor. Yani bunlarla uğraşmak bu istemiyoruz. Bu ticaret kimse. Oluyor. Biz ticareti onu bilmiyoruz. De girmek istemiyoruz. Yani biz de onu bilmiyoruz diyoruz. Ticaretini yapma şansımız yok. Zarar eder bu işler, kitap evet. işleri. O bakımdan birileri bunları bir araya getirip külliyatlar halinde okuyucuyla buluşturabilirler. En son çıkarılan Nail Hocam'ın eseri de dahil olmak üzere. Ve daha bizim hocalarımız iktisat tarihi üzerine, mezhepler tarihi üzerine Kastamonu'nun değişik kitaplar çıkarttılar Mustafa Hocam yeni.
Evet. Bunlar da buralarda falan tanıtılabilir. Tanıtılabilir. Hocam çok teşekkür ederiz. Elinize kovulmadan buradan evet. Programı kapatalım. Editör şeyimiz, rejisörümüz bize dik dik bakıyor, anlaşıyoruz artık. Kıymetimiz de buradan ayrılan evet. Diyorsunuz. Sürcülisan eyledikse affola. Bizi dinleyen herkese iyi akşamlar, iyi geceler. İyi akşamlar diliyorum ben de. Saygılar, hürmetler. Biz buradayız ve genellikle maske takıyoruz. Artık siz de takmalısınız. Bu maske belki yüzünüzü, ağzınızı, burnunuzu gizler. Ama ne kadar duyarlı, insanlara karşı nasıl vicdanlı biri olduğunuzu açığa çıkarır. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz. Birlikte.